Arkadaşlar merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size bu aleti tanıtacağım. Bu alet ne işe yarıyor? Canlı yayında arkadaşlar görmüştü ama çoğu arkadaşın görmediğini tahmin ederek şu an kullanmam gerekiyordu. Bari o arada size de bu aleti hem tanıtayım hem ne işe yarıyor onu da söyleyeyim istedim. Arkadaşlar bu alet biliyorsunuz sukulentlerimizin içinde şöyle sular kalıyor. Bu suların bu şekilde içlerinde kalması sukulentlerimizin çürümesine sebep oluyor. O yüzden biz bunları tek tek üflemek zorunda kalıyoruz. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra burası benim bahçede yere ektiklerim. İçleri hep su dolu şu anda hepsinin. Gördüğünüz gibi. Ve ben bunları öncesinde tek tek hep üflemek zorunda kalıyordum. Ama artık üflemek zorunda kalmıyorum. Çok uzun uğraşlardan sonra bu alete kavuştum. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yurt dışındaki bazı sitelerde görüyorum ama Türkiye'de bu alet yok. Bu da yurt dışından geldi. Türkiye'de başka aletler var. İki tane aldım ben. Biraz daha şu ağız kısımları, onların şöyle geniş olduğu için de çiçeğin üzerine tuttuğunuz zaman bütün böyle çiçeği sarsarak devam ediyor ve hani çok iş görmüyor. Çünkü bizim sadece hani ortasındaki şu alana müdahale etmemiz gerekiyor suyu çıkartmak için. O yüzden o benim işimi görmemişti. Hem onlar bir de kablolu. Kablolu olduğu için benim böyle bütün bahçeyi kabloyla dolaşıp özellikle de suladığım zaman, tamam şimdi hadi yağmur yağdı yerdekileri sadece belki ama suladığım zaman biliyorsunuz ben hortumla suluyorum, bu kadar şey tek tek sulayamadığım için hortumla suladığım zaman bütün hepsini bu sefer tek tek içlerinde su kalmasın diye üflemek zorunda kalıyorum. Çünkü özellikle de yazın içlerinde su kalırsa biliyorsunuz orası güneş vurduğu zaman, yani şuraya güneş vurduğu zaman oradaki suyu ısıtacak. Isındığı zaman bitki oradan haşlanıp bu sefer oradan ölmeye başlayacak. O yüzden böyle bir alete ihtiyacım vardı. Dediğim gibi yurt dışında bir iki sitede gördüm. Ama alamamıştım. Çünkü Türkiye'de bulamadım. O iki aleti aldım. Onlar da işimi görmedi. Hatta bir tanesi kademeli bir aletti. Bosch marka. Bosch'un kademelisi var. Hava üfleyici diye geçiyor Türkiye'de arkadaşlar. Yaprak üfleyici diye de geçiyor. Ama kademelinin bile en düşük kademede olanı çok fazla savuruyor. O yüzden işimi görmedi. Bu bilgisayarları temizlemede kullanılan bir alet aslında. Şarjlı, yani elinize alıp bütün bahçeyi dolaşabiliyorsunuz. Şarjı uzun süre yetiyor. Ben acaba hani bu kadar çiçeği suladığım zaman bir kere de kullanabilir miyim diye düşünmüştüm. Acaba tekrar şarj etmem gerekir mi diye düşünmüştüm ama şarj etmeme gerek kalmadı. Bir kere de işimi görüyor, bir kere de hallediyorum yani. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Oraya basıyorsunuz. Bir süre sonra çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi şarjlı bir alet. Şarj olduktan sonra ben hemen hemen bütün bahçeyi sularını gidermek için kullanabiliyorum. Uzun süre yetiyor. Hatta belki birkaç kere yetebilecek. Şu an deniyorum. Bir iki kere denedim. Hala şarjımız var. Bir daha şarj etmedim. Şimdi göstereceğim size nasıl çalıştığını da. Bu bebekte yavrum çiçek açmaya çalışıyor. İki gündür hava yağmurlu. İçlerindeki suyu ben atıyorum. Onlar birikiyor. Yani bu kadar arkadaşlar. Yani üfle üfle üfle. Yoksa bütün bahçeyi sürekli üflemek zorunda kalıyorum. Suladıktan sonra özellikle benim için çok zor oluyor çünkü.
Burada yine bir Esperia Gulaccio var. Onun da yine içine su dolmuş. Yani bu alet benim için inanılmaz kolaylık sağladı diyebilirim. Güzel bir alet. Ben onu almak istemiyorum derseniz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Başka bir fikir daha var. Hani başka da bir alet, düşük voltajlı bir fön makinesi alabilirsiniz. Fön makinesinin ağzına gördüm yani bir şekilde şuraya bir düzenekle kapatıp kenarlarını pipetle o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Tabii soğuk havasına basarak kullanacaksınız. Sıcak havasına basarak kullanmayacaksınız. O şekilde kullanılabilir. Ama bizim gibi yani böyle çok çiçeği olan arkadaşlar yurt dışındaki sitelerde var. Oppo diye de bir marka var. Ben aslında onu istemiştim ama bunu göndermişler. Bu da güzel. 79 dolardı sanıyorum fiyatı. Güzel bir alet, kullanışlı. Benim işimi fazlasıyla gördü. Gerçekten, çünkü sulamadan önce strese giriyordum. Yani şimdi sulayacağım, bir saat onları üfleyeceğim. Üflerken artık başım dönüyordu. Yani bu kadar basit oldu. Artık o kadar sevinçliyim ki. Hani çocuk oyuncağı sevinir ya, bizimki de o misal. Ben de bu aleti aldığım için gerçekten çok mutluyum. Çok sevinçliyim çünkü üfleme derdinden beni kurtardı. Belki az çiçeği olan arkadaşlar için gerekli değil ama çok çiçeği olan arkadaşlar için gerekli. Hatta birkaç defa sormuştum, var mı hani üflemek için önerisi olan. Evet arkadaşlar, ben de pipetle denedim. Üfleyerek denedim ama yok, yani bunların hiçbiri benim işimi görmüyor. Dediğim gibi iki tane de alet aldım. Onların ikisi de işimi görmedi. Hatta boşunkini aldım. O da kademeliydi. En düşük kademesi bile çiçeği savurdu. Toz toprak, her şey birbirine karıştı. Hatta bu bile biraz güçlü geliyor ama biraz daha yukarıdan tutarsam iş görüyor. Çünkü bazen toprak tamamen ıslanmamış olabiliyor. Tamamen ıslanmayan toprakta toprağı havalandırabiliyor. Ne yaparsanız yapın, perlit, torf ve kokopit biliyorsunuz hafif bir malzeme. O yüzden onu böyle kaldırabiliyor toprağı. Ama onun dışında eğer toprak ıslaksa hiçbir şey yapmıyor. Yani istediğim kadar toprağı uçurmuyor bu şekilde. Diğer türlü toprak eğer kuruysa, üzerinde su varsa, o zaman toprağı biraz uçurabiliyor. Evet arkadaşlar, yeni oyuncağım bu. Güzel. AliExpress'te ve Alibaba'da var. Almak isteyen arkadaşlar varsa oradan alabilir, edinebilir. Gerçekten kullanışlı bir alet. Siz de cicilerinizi yakmayın. Çünkü ben özellikle yazın suladıktan sonra çok problem yaşıyorum. Kışın gene hani o kadar problem yaşamıyorsunuz. Bir gün üzerinde kalsa da oluyor. Mesela iki gündür üstlerinde su var. Çünkü yağmur devam ediyor ama ben üfletmedim suyu üzerlerinden. Duruyor. Ama yazın iki gün üzerinde suyu tutabilmemizin imkanı yok. Güneş yok çünkü. Eğer güneş olsaydı şimdi bunların hepsi içten yanmaya başlamıştı, şu suyun olduğu yerden. Çünkü güneş orada mercek görevi görüyor. Mercek görevi gördüğü zaman da bitkiyi ortadan haşlıyor. Sizin de aklınızda olsun. Sadece hani aleti tanıtmış olmayayım. Bitkileriniz hani yazın göbekten çürür ya. Bunun nedeni arkadaşlar, bu göbekte suyun birikmiş olması. Bu suyu almalısınız buradan. Kışın niye alıyoruz suyu derseniz, kışın da mantara sebebiyet verebilir arkadaşlar. Çok uzun süre orada kalırsa. Yani çok uzun süre kalırsa çürümeye sebep olabilir. Mantara sebep olabilir. O yüzden orada su bırakmamamız gerekiyor. Özellikle de böyle gül şeklinde olanlarda
Bunu yapmamız gerekiyor. Bugünlük de söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz, beğenip yorum yaparsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.